deniz kadar yayma. Dersin başındaki yapış sırasında hep işimi geliyordu. Neden? Beni sahip edense hazırlık. Bırakabildiğin kadar. Her nefes verişte popo kaslarını yağ yayabildiğin kadar. Göğüs kapakların ağır yuvaların üzerine yayılsın, yayılabildiği kadar. Yoga hocasının niyeti olabildiği kadar öğrenciyi zihinden kalbe indirmek. Ve o kalpten yayılan hislerle bir bağ kurmalarına alan açmak. İbadete bir niyet, bir davet. Boyunca burada yatırsanız ve bir iki ısınma hareketi verseniz de bu alanı açı açı dinlersiniz. Bu da bir yoga dersi. Bu da yoga. İlla bir sürü pozdan poza kopmak demek değil. Aslında herkese göre, her seviye, her yaşa göre yoga var o halde. Ve bu programlarda tabii ki en dolu dolu halini öğreniyorsun ki hani haberin olsun neler olup bittiğinden, maksimumundan ama sonra döndüğünde küçük adımlarla hani göreceksin yoga zaten bu mevcudiyet alanını açmak. Kötü hissediyorum kendimi diyen bir arkadaşına bir dur, bir nefes alsana birkaç kez. Bu kötü hissi nerede hissediyorsun bedeninde demek. Ona o alanı açmak, bu yoga. Yoga işte. Şimdi değiştirdiğimiz bu mekan. Yeteri bir alan, tamamen etiket koymadığımız ve kendi huylarımızı fark edip o huyların ötesine geçmeyi kendimize hatırlattığımız, yeni bir deneyime alan açmaya kendimizi davet ettiğimiz, bambaşka bir enerjinin içindeyiz. Tam şimdi sen bu yeni enerjide nasıl hissediyorsun? Kaşınızın arasını rahat bırakın. Çenekeniği göğüs kafesine doğru sarksın. Bunlar şimdi o baştaki temel yönlendirmeler. İki kaşın arası rahat, popo kasları rahat. Ki sinir sistemi rahatça aksın.
Alsın. Al. Ha. Kalbini yumuşatarak ağaçtan bırak. Birkaç kere. Komenin yukarıdaki çatlarda al. Barkenin temellerindeki ilk solu hatırla. Sadece kollar için yapacağım. Sağ kol başlatsın. El bileğinden ütülerek haydi gel. 1, 2, 8 sayıda. 5, 6, iyice uzan uzan uzan. Oh. Ve ayak çeksin seni. Gel geri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yerleş tam merkeze. Diğer kol. 1, 2, uzan. 4, 5, 7, 6, 7, 7 uzan, 8, ayak çeksin, 2, 2, çok güzel, 3, 4, 7, 8, harika. İyice kollarını geriye doğru uzat ve topla dizlerini karnına sarıp, kollarını ipiyara açlıklar. Güzel. Dizlerini sol koluna doğru düşür. Ha, al nefesleri ortaya. Diğer kola doğru düşür. Sağ kola doğru. Çok güzel. Ve sol kolunu sağ kolun üzerine topla. Cenin. Harika. Cenin değil. Yerden aldığın destekle gel oturma koltuğuna. Benim oturduğum gibi oturun lütfen. Olmuyorsa bağdaş oturun. Olmuyorsa. Biz de acı istemiyoruz. Olmuyorsa bağdaş oturun. Diğer dizlerin arasını aç. Okey. Bir yan yöne gel lütfen. Hadi kocaman aç. Geriye. Tekrar kocamanı sol. Önünü böyle. Hop diğer tarafa. Al nefes nefes nefes. Geriye. Güzel. Ne oluyor bu bedeni yanlarına açarken? Nefeste alan açıyoruz. Göğüs kafesi ekliyor çünkü. İçe kollarını nefesini boşalt. Al 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 al. Ver. Al. Ne yapıyorum? Yumuşak bir ısınma var. Başka bir ses kullanıyorum şu anda. Ver. Al. Ve verirken lütfen kollar yukarı. Şimdi baş ortada kalsın. Omuzlarını biliyorum ki bu hareketler açacak. Nefesler diye tepki yapacağım. Bir bu. Göğüs solunumu. Hı? Göğüs açık şu anda. Kalbe doğru doluyor nefeslerimi. Ve yastık. Ve kalbi aç. Ve geri gel. Okey. Ve bırak lütfen. Yumruklar. Hesabını verin insanlara. Aşağı bakan bile zorlayıcı oluyor el direkleri için. Ha? Bu çok iyi bir ısınma. Bu arada sistem çok iyi ısıtıyor. Aynen. Aynı yöne doğru daire. Sonra içe doğru daire. Ve sonra şunlar çok rahatlatıyor. Sağ kola yukarı aşağı. Peki bir de güldürüyor insanları. Evet. Evet. Pekala. Gel aşağı bakan çocuğa. Bak hiç çocuktan değil. Direkt aşağı bakandan. Hava nemli. Biliyorum ki daha önceden biraz pratiğiniz var. Sabahın körü dersi değil. Bakın sabahın körü dersinde bilirsin ki omurlar açılmadığınız. Çok kuru bir beden. Ama öğleden sonra akşam dersleri daha rahattır. Evet. Sağ bacak aldığı nefeste götürdüğünü bir. Sadece düz dizi benim bu çok sevdiğim kasık açma hareketi.
ve her zamanki gibi mi yapsın, yoksa 18 yıl sonra fazla bir fark hissediyor musun? Sanki değil mi? Ve bu ayarınızı lütfen sağ elinizin içine verin. Sağ elinizin içine. Evet. Çok güzel. Yarışa hazırlanan maraton koşucuları gibisiniz şu anda. Nefis. Ve göbek deliğini omurgaya çekerek göğüs kafesini yukarı yükselt, kollar yukarı. Eller birleşsin. İşaret parmakları gövdesine. Arka topuk yukarı, arka topuk yukarı. Evet, kuvvetli. Eddüktörleriniz, adaptörleriniz çalışsın. Ters tıklı olduğu zaman bırakıyorsun, hiç sorun değil. Öne hamle yapma, geriye doğru. Harika. Şimdi, aç kollarını, iler gelsin kalça kemiklerine. Arka dizi yumuşakça geri koy. Mert ne yapıyorsun? Mert. Topuk havada. Okey. Arka kamyon ne oldu? Çok güzel. Şimdi aç kalbi. Aç kalbi, büyük dirsekleri aynen öyle. Tavanı gör. Tavanı gör. Boynu sıkıştırmadan kalbi açmak iste daha çok. Dirsekler geriye girer. Kalpan öyle. Aşağı bakan tırtı. Udiyana bandını kullan. Çok güzel. Üç geniş nefes yayıp kozun içine. Bir bak bakalım o. Artık bu poz senin için dinlenme pozun oldu. Değil mi? Evet. Yani daha önce göre hani. Ve sol bacak yukarıya aldığı nefesle. Büyük dizini çevir, kalçayı iyice açılsın. İyice. Çok güzel. Ve bir hamleyle öne lütfen. Sessiz hamleler araştırıyoruz. Olmuyorsa elimizle yürüttük. Göğüs kafesi açık. Bak karşıya. Ne zaman hazır hissedersen. Hadi göbek deliği içeri. Kollar yukarı. Eller birleşti. Parmak uçları tavanı gösteriyor. Çok güzel. Gülhan. Ve aktif nefesler. Sevda, parmaklarını birleştir. Aha. Arka dizi yavaşça yere bırak. Yavaşça yere bırak arka dizi. Eller gelsin kalça kemiklerine. Çok güzel. Topuğunun havada olduğundan emin ol, arka topuğunun. Ve dirsekler. Hadi aç kalbini, geriye doğru esniyoruz. Ön dize dikkat. Aha. Aşağı bakan köpek. Udiyana bandını kullan. Dört ayaktan çocuk. Dinlen. Ve dinlenmede bir önceki pozların yoğunluğunu bitir artık. Yani zihnen orada takılı kalma. Ah hani çok zordu ha falan. Hayır, geçtik artık. O set bitti. Şimdi yeni bir sayfa. Ve aldığı nefesle gel dört ayağa. Udiyana banda ile aşağı bakan köpek. Bak iki elinin arasına. Sessizce sıçra ya da iki büyük adım, gel matının önüne. Yarı yol aç kalbini. Güzel. Katlan tamamen bacaklarına. Şahane. Dök. Kukla gibi döküyorsun, üst bedenin aşağıya doğru sarksın. İtme çekme yapma Mert. Onu o işte hiç istemediğin şey. Sadece sarkmak. Şunu bırak. Evet. Ve o bükülü dizleri hala koruyarak yavaş yavaş roll up, nefesini tutmadan. Ve o geldiğin yer tadı sana.
Gir Tadasana'nın içine, yerleş. Ve 5 Ağustos Tadasana'sıyla şimdi 21 Ağustos Tadasana'sı arasındaki, ya da 22 mi olduk? 21. 21 Ağustos Tadasana'sı arasındaki fark ne? Çok büyük fark var. Evet. Şu an enerji alanlarınız değişmiş. O yüzden boşu boşuna kendinizi sabote etmeyiniz. Bırakınız su aksın. Yani hiç değişmiyormuş gibi geliyorsanız, yok, muhteşem bir değişim var. Ama emekli oluyor. Ne yaptık? Her gün çalıştık. Her gün çalıştık. Hani koy verecektik. Hadi dedik, vazgeçtim, devam edelim. Böyle böyle oluyor. Ve keyfini çıkarın yoga yapmanın. Yani ders vermek değil asıl olan. Ben size söyleyeyim. Önce bol bol yoga yapın zaten. Ve hatırla enerji kanallarını. Ayak tabanlarından yere kökleniyoruz. Bu üç boyutlu realiteye kökleniyoruz. İşimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Karakterimizi gözlemleyebiliyoruz. Sonra istiyoruz ki aynı anda çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlamak ve tüm bu bedendir, hayattır, maddi düzendir. Bunun onunla, ötede olanla bağ kurmak için olduğunu kendimize hatırlatmak. O zaman ne güzel yerine oturuyor. Omurgada iki boyutlu bir uzama. Yere köklenirken başının tepesinden gökyüzüne doğru uzamak. Ve nefes özgür. Bakışlar tek bir noktadayken aslında tüm alanın hala farkındalığında olması, ha? O cisimlerle arandaki boşluğa çevirmeye başla odağını. Eter dedik ona, Akasha dedi Eda. O nasıl bir şey, o boşluğu gözlemlemek? Ve bir dahaki nefesle kalbi tavana doğru gönder, al kocaman, haydi kalp tavana, uzun bir omurga ile katlan Uttanasana. Dökül 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 ve oradan aksın hareket, yarı yol açıl, al nefes. Ve iki büyük adım plank, Padmasana. Tut şimdi her şeyi. Tut o karındaki güce ihtiyacımız var. O güç çünkü bize diyor, devam edebilirim, devam edebilirim. Kürek kemiklerini tavana gönder. Chaturanga Dandasana, hadi güçlü. Dirsekler geriye, gayet güzel. Ve yukarı bakan köpek için. Önce öne uzatmaktı, ha onu bir araştırın. Öne uzan ve oradan yukarı doğru kalk, çok güzel. Ve gel şimdi Uddiyana Bandha'yı kullan lütfen. Aşağı bakan köpek. Harika. Eller ayaklara doğru yürüsün. Eller ayaklara doğru. Eller ayaklara doğru Kıvanç. Evet, 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 evet. Çok güzel. Roll up lütfen. Roll up. Roll up. Okay. Eller gelsin kalça kemiklerine. Sol ayak yere köklensin. Sağ dizi yükselt yukarı. Evet. Kal orada biraz. İki kalça kemiğine eşit. Gayet kendinden emin. Ve aç kollarını iki yana. Sağ ya da sol kol ya da sağ kol, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Evet, çok güzel. Hop diğer kol. Köklenmeye devam etsin. Arka bacak. Şimdi
El ayakları sokumunda, tek ayaklı sandalyeye gel yavaşça başını bırak. Denge. Ve tekrar aynı yolda. Sol ayak biri çek. Ve katlan, üç sarar. Roll up. Eller gelsin, kalk çekerek yerine. Şimdi diğer ayağa geç. Sol bizi yukarı tabi. Bakışlar, bul bir üstüne. Kolları iki yana açılsın. Evet. Ve hadi denge. Gözler önemli. Aşağı iniyoruz. Yavaş. Sonra aynı yerden yukarı. Denge. Hop çek. Ve uttanasana. Roll up. Tüm beyler tekrar gelsin kalça kemiklerini. Yüksel topuklarının ayak taraflarının üstünde. Hop. Yüksel. Bakış girişte. Kuyruk takımı aşağıya. Şimdi bu ayaklarla matımızın önüne balerin yürüyüşü. Pıtı. Ve hadi kollar geriye. Kalp geriye. Ve katlan. Uç sarar. Evet. Yukarıda yukarı arkadaşlar. Yeri ulaşır kalbini nefese doldur ve bana kalsana. Yani plank. Bana kalsana ve plank aynı şey arkadaşlar. Tahta pozisyonu. Şimdi ağırlığının sol elin üstüne al. Sağ kol yukarı. Side plank. Yan tahta. Arkadaşlar. Çok güzel. Sağ bacak yukarı. Hadi yapabilirsin. Gönder ayaklarını. Şu alt kadar sana. Bravo. Aç kalbi. Aç. Ve gel geri. Bana kalsana da. Aşağı bakalım tepe. Diğer tarafta çamaş karasanayı lütfen ayak pedalını kullanarak yap. Sevda, özellikle seni gördüm. Önce plank, para karsana. Karnı hisset. Geç sağ eline. Hop, sol kol yukarı. Sol bacak yukarı. Ve ayak tarafını gönder geriye arkadaşlar. Ayak tarafı olmaz. Bunu büyütmeyecek. Ayak tarafı geriye atsana bunu. Bak. Aha, kaldır bunu. Yes. Ve hop, ters çevir. Aşağı bakan köpek. Hangi kaslarla çalışıyoruz şu anda? Kor güç dersi diyebilirdim şu an buna. Kor güç ne demek kor? Ha? Sadece karın değil, sırttaki postürlerle de çalışıyor. Postür kaslarıyla çalışıyoruz. Kor dediğimiz olay postür kaslarını. Sade topuğunu, topuğunu kaldır. Olmadı. Daha deniyorsun anladın. Evet, şimdi daha iyi. Yes. Ve dört ayaktan çalış. Kolunuzu geriye döndürür. Bu Sanskrit adı Balasana. Bu arada Sanskritçe, hani Türkçe, İngilizce. Benim hocam sürekli hatırlatırdı. Sanskritçe değil, Sanskrit dediğimiz doğrusu. Sanskrit. Bu pozun Sanskrit ismi, kolları geri aldığınızda hasta balarsana, hani hasta çocuk, atıyorum. Hasta, Sanskrit, başka bir anlamı olmadı. Evet. Evet, buraya kadar nasıl bir yolculuk oldu? Hani yüzler buruşmuştu belki, hay Allah şimdi bu yorgunluğun üstüne nasıl ders yapacağım?
Bu bir işte disiplin oluyor. Yani zihni yönlendirmek burada başlıyor. İnanın bizim için de aynı şey. Yani biz de ya iki film izlesem, sonra sabah yapsam yoganı, sonra sabah olur. Ya o geç uyandım galiba, geçiyor bir sabah falan. Bu bir şekilde zihnin oyunu, bunu fark edip o disipline girmek hayatınızı bu değiştiriyor. Kolarınızı öne uzatınız da. Şimdi ne anlarsınız bundan bilmem, yılan gibi bir kobraya, öne doğru aşağıdan yılan gibi, kobra gibi, huhuu oradan yüksel, yes baby. Alt karın kullanı diyen obanda plank, 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 plank. Çaturangadan dersene. Yukarı bakan köpek önce ileri sonra yukarı gönder yılanın başını ve Udyana bandayla adamı kasvan et sana. Çok güzel. Sağ bacak yukarı ve öne sessizce aktif birinci savaş, ikinci savaşçı, I am sorry, ikinci savaşçı. Hadi kuvvetli ikinci savaşçını bul. Arka bacağın üst kasları kemiğe sarmalansın. Ön dizden feragat etme. Arka dizde gerilim olmayacak. O konforu bu ama aynı zamanda o yoğunluğu da hisset. Ön kuadrisepsler çalışıyor. Yine postürler devrede ve o içindeki hani sürekli gıdı gıdı yapan zihinle savaş buna. Paribrita utita trikonasana. Paribrita, paribrita, çevrilmiş. Utita trikonasana. Ön dizi normalde bükmüyoruz. Aman diyeyim Sevda, arka diz. Aha, evet. Bravo Özgün, bravo Eda ama arka diz fena. Ayın mecburen. Parşvakonasana şimdi buradan. Parşvakonasana. Evet, haydi. Asimetrik pozlar tabii. Yavaş yavaş olacak. Ki çok farklı şu anda. Eda öteye doğru uzasın kolun. Bakın arka ayak geçmişe doğru köklenirken, ha, basarken sağlam. Kol seni geçmişe doğru veriyor. Ve tam göbek deliğinden, hani bütün gövde şu anın içinde mevcut bu iki bilgiyle. Böyle düşünebilirsin belki bu pozu. Bir aşağı bakalım. Sol bacak kök yüzüne. Sessizce gir ikinci savaşta. Ve bak hangi tarafta daha seni konforlu hissettiriyor. İkinci savaşçı. Ve kalırken pozun içinde arka ayağın dış kenarının yeri itiyor olması. Arka bacağın şimdi bugün özellikle üzerinde durduk. Tadasana hizanı bul, kuyruk sokumu. Kuyruk sokumu aşağıya. Evet. Parivritta utita trikonasana. Parivritta utita. Şimdi ne yapıyoruz? Arkayı değiştirmek zorundasın Hilal. Kendini kurtarmak için dizini. Öne al ayağını, öne bas. Aha, yes. Ve olabildiği kadar öndeki bacak düzelsin. Çünkü aslında şu an yaptığınız parivrita parşvakonasana iyiymiş onun da. Sevda, arka dizi korumak zorundasın Sevda. Ve gel parşvakonasana, parşvakonasana. Ön diz içe düşmesin, çok iyi Eda. Ve aşağı bakan köpek, aşağı bakan köpek. Dört ayak ve hasta balasana. Hasta balasana. Birikmiş tüm toksinleri atıyoruz bedenden. O iç organlar çamaşır sıkar gibi sıkılıyor. Özellikle rotasyonlu pozlarda. Evet,
Yavaşça oturmaya gelin lütfen. Oturmaya gelin. Bacaklarınızı öne uzatın. Bacaklarınızı öne uzatın. Evet. Dandanasana desem size neyi hatırlatır? Aynen oturduğunuz yerde hemen aslında girdiniz poza. Eller yerde. Evet Özgür, bravo. Dandanasana. Dandanasana. Kalp açık. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünür ama aslında kuyruk sokumundan yukarı doğru burada uzamak bir meseledir. Ha? Evet, bakışlar karşıya. Şimdi buradan Purvottanasana'ya girin desem. Purvottanasana. Addüktörleri çalıştıralım. Kalbi açalım. Direkt buradan girebilirsin. Çok merak ediyorum ne yapıyorsunuz. Paschimottanasana. Evet, gir. Evet Sevda, alkışlarla. Evet, devam. Hadi girin. Kalça yukarı. Bravo. Ve yavaşça aşağıya. Çok güzel. Kollar yukarı. Al nefes. Şimdi Paschimottanasana. Paschimottanasana. Evet. Evet. Kal orada. Dök başını. Aha. Nefes. Eylemin, olayın içindeyken insanın kendini fark etmesi zor. Sonradan gün sonu lütfen böyle bir muhasebe yapın iç dünyanızla. Yine sürekli o gölgeler, ortaya çıkan huylar, ha? Ders sırasında ortaya çıkan huylarınız. Yani çok sert bir olayın içinde de zor olur. Daha sonra da hala bakma şansın var. Çünkü artık siz o kimlik denilen bilginin sadece seni yansıtmadığını öğrendiniz. Biz ona bakabiliyoruzmuş. Hani çıkış noktamız o oluyor gerçekten. O size yaptırdığım hani ense kökünüzü tutmuştum. Alnı hafifçe açıp nefes alıp oradan bırakıp biraz daha aşağıya birkaç kez onu yaptığında ama minicik o alnı yükseltip oradan bırakıyorsun. Minicik yükseltip oradan bırakıyorsun. Evet Özgür. Aynen o. Güzel. Şimdi yavaşça pozdan çıkın lütfen. Sağ ayağa bas Sevda. Herkes sağ ayağa basın. Tamam. Kolunuzu içeriden geçirin. Sağ kolunuzu. Aa, şuradan. Aa. Ay. İçeriden yes, arkaya bağlayacağız. Bağlı bir çevirme yapacağız. Evet, bravo. Evet. Şimdi yine bırak ağırlığını, bırak ağırlığını aşağıya doğru. Olduğu kadar, olmuyorsa mesela şortunun lastiğine oradan. Hilal dur. Şuradan bunu kapat. Hayır dur Hilal'cim. Hilal. O ağa taktı oradaki boşluğa. Bak 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 nereden geçiriyor? Önden. Buradan geçireceksin. Aha. Oradan Evet. geçeceğim. Aha. Evet. Nefese ihtiyaç var bol bol. Şimdi biraz yükselirsen ne oluyor bir bak. Omuz biraz daha esnesin. Güzel. Ve yavaşça bırak pozu. Yavaşça bırak. Ayağı bırak. Diğerini çek lütfen. Aynısı diğer bacak için. Öne eğildikten sonra yukarıya da yüksel.
çıkabilirsin pozdan. Şimdi bu güzel terlediğimiz alanı kullanalım. Matınıza dönün. Bacaklarınızı iki yana doğru açın lütfen. Evet, iki yana doğru açılsın bacaklar. Oh, mis gibi. Alt sektörlerinizi esnetmek için. Ha? Kollar yukarı alnınız. Göğüs sol bacağın üzerine doğru çevir ve sol bacağın üzerine doğru uzla. Nefes alırken sağ kolu aç lütfen geriye doğru. Hop hop hop. Aç 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 aç. Nefes verirken birazcık daha uzak. Ve o üst gövde quadratus lumbarium bel, ha? Beldeki uzamayı hisset. Yani üst gövde aslında bel demek istedim ben sırt. Bel onu duydum da. Ah, quadratus lumbarium. Hadi gel diyor. Hoppa. Taşı 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 taşı. Ve kollar yukarı. Al nefes, doldur. Çevir. Uzan. Boom. Aç kalbi, sol kol. Bak bak böyle yapıyorum. Bak bu çok keyifli oluyor. Dirsekten büküp yalayarak hop açtım açtım. Geriye doğru geriye doğru. Ve onu uzatıyorum şu kocaman kula çatar gibi. Boom. Ve gel geri. Şimdi artık öne. Böyle yine o böyle hemen hani şöyle yapıvermek değil. Olabildiği kadar uzun bir gövde. Pıtı 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 ve pıtı pıtı. Bacaklarda da noktasal çekilme acı istemiyoruz. Bu esneme meselesi. Öyle bir iğne gibi olur, girer böyle. Gitarın teli geriliyor gibi mesela. Onu istemiyoruz. Uzama hissi güzel. Evet, tekrar aşağıya. İtme, çekme yapmayacağız. Onun kasa faydası yok. Sadece bırakacağız ağırlığı. Ve kendi o potansiyelimize hani duyarlı, şiddetsiz olacağız. Neredeyse bu. Eyvah. Toplan gel geri. Baddha Konasana desem nasıl bir poza girerdiniz? Baddha Konasana. Baddha bağlı demek. Bu kancalarla bağlanıyor. Nasıldı nasıldı? O Upavista Konasana. Hiç bu yaptırmadım. Çok güzel, çok başarılı. Upavista Konasana yapıyor şu an Mustafa Bey. Bravo. Bada değil ama. Bada değil. O da başka bir Ekapadasana serisinden. Bada Konasana bu. Bada. Hop. Badası bu oluyor. Yani bağlı, böyle bağlıyor. Güzel bir kalça, eklem açıcı. Ve baş parmaklardan aldığın destekle omurga yukarı, dizleri aşağı doğru yumuşat, davet et. Hmm.
Evet arkadaşlar. Boat pose desen ne varsa ya. Buyurun. Bravo. Evet. Bu enteresan bir şekilde dersin sonunda bu, tam da bu yerde hani son bir kez o transverse hissedelim diye yapılabiliyor. Gir o poza lütfen. Dizleri bükmek durumundasın Hilal'cığım. Evet, aynen o. Aç kalbi Hilal. Yes. Bravo Sevda, çok iyi. Kalın orada. Bakayım, dolaşayım biraz aranızda. Oh la la. Çok güzel. Çok güçlü. Evet. Evet. Evet Mert, biraz daha yukarı çünkü dizlerini bük Mert. Şey yapma dizlerini bükmekten, çok aşağı inmişsin. Evet. Çok güzel. Ve yavaşça geri gel. Bada konasana. Ah. Ha. Ve hadi sırt üstü. Sırt üstü şeye girelim. Kolay kalça açıcıya girelim. Piriformis için. Evet. Aynen, sağla başlayın. Sol ayak yerdeydi. Sağ ayak üstüne geldi. Kalça açıcı. Ne zaman kafi bulursanız diğerine geçin. Ve son olarak omuz duruşu arkadaşlar. Yani burada bir çevirmeye ihtiyacın varsa yap, hazır hissettiğinde gir poza, omuz duruşuna. Oradan girme. Evet. Birkaç nefes daha. Birkaç nefes daha. Yoganın botoks pozu. Kan akışını tersine çevirdiğimiz için çok güzel. Evet. Ve şimdi yavaş yavaş bacak arkaya 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 arkaya. Eğer ayak yere değmiyorsa dizleri kulaklara doğru bükmek İyi bir seçim oluyor. Bakın bu videoyu ayrıca YouTube'a koyacağım. Hem kendinizi değerlendirirsiniz. Bizim galiba ilk yaptığımız dersler de var. Öyle bir çekim var. Onu da bulup onu da koyacağım. Hem de bu da iyi bir başlangıç dersi oldu size söyleyeyim. Çok temel değil. Ama hani 3. 4. ders bu sanki. Nefes, cömert, özgür, olabildiği kadar boğaz açık. Şimdi Mert'e de hatırlatma olsun, bacakları yukarı almadan, omurları yuvarlaya yuvarlaya, el desteğini bırakmadan kıvanç pozdan çıkınız. Çünkü el desteği olmazsa kasıyorsun pozdan çıkarken. Ve sırt üstüyüz. Bacakları kaldırma yukarı. Evet, sırt üstü. Restoratif yoga pozumuz desem. Restoratif yoga pozumuz. Ayağım biri bir çizgide, diğeri bir çizgide. Dizler ortada. Beli rahatlatır. Restoratif zaten ne yapmak? Restore etmek hani gibi. Tekrar düzenlemek. Kolları iki yana açın, omuz hizası please. İki dizi düşürün sol tarafa. Ve bakışı sağa çevirmek daha da derinleştirsin. Mert düşür dizlerini sol tarafa. İki dizi. Evet. Yoksa bir problem tabii.
Mesela eğitmen olmayı niyet edenler çok yapacağız kendi bedenimizde ki bu pozun hissini bilmen lazım. O zaman hani öğrenciye didaktik vermiyorsun. Onun aşağı yukarı neler hissedebildiğine bağ kurabiliyorsun. Ve önce merkezine gel nefes alırken, sonra gönder diğer tarafa lütfen. Şavasana. Hadi kabak koyunun enerjisine ilk şavasanamız olsun. Hani burası çok fazla alfa frekansının yaygın olduğu bir yer arkadaşlar. O yüzden de kolaylaştırıyor işimizi. İşte mesela ateş yakmak yasak. Doğayı hani korumak için. Böyle bir hani iş yapma enerjisi yok artık buralarda. Pek cep telefonu da meşgul etmiyor kabakta insanları. Televizyon bulamıyoruz otellerde. Bir hani gerçekten pandemiyle ilgili bir fikrimiz yok şu an. Takipte değiliz. O parasempatik sinir sistemi aktif.
Ah. Evet, hep beraber. Ah. Ah, içim nefes al. Evet. Ah, içim son olarak nefes alalım. Ah, içim. Ah. Evet, kolay gitsin başın arkasına. Yavaş yavaş sağ taraftan aldığın güçle, destekle gel matine. Evet. Evet, sineklerden şimdi kurtarıyorum sizi. Hadi Eder gelsin kalbim önüne. Şimdi birkaç anlamda söz söyleyeyim. Genelde söylerim, size şimdi söyleyeceğim. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Giderken söylesin. Gitmeden bir söyleyeyim. Evet, eller kalbin önüne geliyor ya. Şimdi bu kalbin önüne gelen ellerimiz işte hani dinsel bir anlam ifade etmiyor ve aslında o kalbin güzel yüksek manyetik alanını bize hatırlatıyor. Hatırlatsın ya da. Yarın yolda ya da sil baştan o en alttaki basamağa ah tekrar mı geri döndüm böyle böyle iki adım ileri bir adım geri bir adım ileri iki adım geri böyle böyle gidecek bu hayat ama sen dönüp dönüp tekrar bu kalbinin enerjisini hatırlatacaksın kendine ve bu kalp belki sana diyecek ki hadi her şey olması gerektiği gibi hadi sev kendine. Yani iyi bulmadığın özelliklerine de sarılarak hani koşulsuzca sev kendine. Hayata gönderilmiş çok değerli bir ruhsun. Her şeyinle bu hayata anlam katıyorsun. Bu kalp böyle söylediği zaman kocaman kocaman kapılar açmayı başarabiliyor kalp gözü. Ve kendine böyle konuşabilen biri dışarıya da böyle konuşabilmeye yatkın oluyor. Kalbimiz bize bunu hatırlatsın. Öz şefkat ve şefkat, alana şefkat. Ve bazen evet klişe gibi hissedeceğiz, mış gibi hissedeceğiz. Hiçbir şey yok bunun, yani günahı yok. Evet bazen öyle hissedeceğiz ama bazen de gerçekten wow diyeceğiz yani ne kadar saf bir enerji şu an içimden akıyor. Ve eller gelsin hadi parmaklar dudaklarına temas etsin. Söz çok güçlü, cümlelerin enerjisi çok güçlü ve bu cümlelerle bir gül bahçesi de yaratabilirsin insanların kalbinde ve zihninde ya da yaralayabilirsin. Buralarda acaba bir seçim şansımız olur muydu? Önce kendimizle ilgili kurduğumuz cümleler, ifadeler, ondan sonra alanla nasıl paylaşıyoruz ve buradaki huylarımızı takip etmek. Ve baş parmaklar iki kaşın arasına değsin. Bu işte hani üçüncü göz diyor, bilişsel göz. O iki gözün göremediğini görebilen alan. Ve çoğu zaman ona yaslanmak, o sözünde davranışında iki gözünde gördüğün şeyin arkasındakini görme arzusu, görme niyeti. Ve düşüncelerde kendini onurlandırmak daha çok. Böyle bir yeteneğimiz de var, onurlandırabiliyoruz kendimizi. Ve başkalarını da aslında onurlandırabiliyoruz. Hani ne hata yapıyor bu insan? Ve ama bu insanın neresi güzel? İşte bu düşüncede önce kendim sonra alana nasıl bakıyorum ve tam da buradan ben kim olmayı seçiyorum?
Hatırlatsın bize ve iler tekrar gelsin kalbin önüne. Kocaman geniş bir nefes ve onun için. Üzerine ne diyor içindeki öğ-